1 Nisan 2023 tarihinde evet. yaptığınız açıklama sayın. Evet. Bu soruya gerek yok. Ben sözü size bırakayım. Tamam, şu hangisinden başlayayım diye yapıyorum. Çok fazla şey. Konular var evet, evet. videoda. Şimdi. Geçen sezonun konuları herhalde. Geçen sezonun Tabii. konuları. Yani, bu açıklama 1 Nisan 2023. Evet, burada bir şey sormuşsunuz. Bu sene peki şey yapmıyorsunuz, itiraz etmiyorsunuz evet. diye. O da şimdi geçen sezon deyince. Birinci şeyi söyleyeyim. Çok itiraz edeceğimiz konu var. Onları yazılı bir şekilde sizin dediğiniz gibi bildiriyoruz. Netice ne oluyor? Hiçbir bilgimiz yok. O yüzden hani genelde insanlara şeyi sorarlar. İyi bir şeyler yapmak istedi. Peki şunu yaptınız mı diye. Sonra o dediklerinizi çok yaptık. Burada da yaptık. Bir şey değişmiyor. Bizim şöyle söyleyeyim. Sadece şunda ısrarcı olacağız. Tüm hakem kararları bağımsız hakemler seçilsin. 9 tanesine birden 9'unun ortak adaletine güvenmiyorsak 12 olsun. Başka bir şey olsun. Ama yani fazla sayıda insan olunca oradan adalet çıkar yani. O kadar da insanların hani 15'ini birden kimse manipüle edemez. Şeyle ama bunun muhakkak yapılması gerekiyor. Bu sene için de yapılması gerekiyor. O yüzden geçen sene bunu da şöyle bir şey söylemiş olayım. Geçen sene biz hakemler 3 tane hakem seçip ileteceğiz. Federasyona. İletmeyen herkesin bundan sonra geçen sene bize şöyle yapıldı deme hakkı yok. Çünkü teraziye gelmiyorsun. Yani teraziye gelmeyen hırsızdır. Çok normal bir şey. Hile yapıyordur ya. Yani. Dolayısıyla bunu her yerde sizlerin de aynı şeyi. Madem ki hakem hatasından dem vuruyorsun. Gel kardeşim teraziye. Herkes çıksın. Kime ne yapalım. Bize göre çok daha fazla biz puan kaybına uğradık. Ama neler neler yapıldı. Onların hepsi çıksın. Bu sene de hala öyle. Yani rakip takımın lehine karar verilen maçtan bile sonra konuşuluyor. Ya bu sürekli yapılıyor. Geçen sene zannediyorum rakamlarda yanlışım olmasın 70'e yakın açıklama yapmıştı Fenerbahçe. Sözlü, yazılı yani şey olarak kamuoyuna duyuru olarak ve Twitter üzerinden şey resmi hesaptan. Galatasaray'da çok yapıyor. Biz 20 küsür tane. Bunların hepsi işte maalesef şimdi bu da öyle yani medyanın analiz görevi. Ben size bir sürü şey hazırladım. Slide hazırladım. Mesela kendim divan kurulunda konuşurken de her şeyi veri üzerinden konuşurum. Tüm hepsini analiz ederim. Yani bunun Galatasaray 20 küsür, Beşiktaş 30 küsür. Geçmiş senelere baktığında hep dengeli. Galatasaray X yapıyorsa Fenerbahçe aşağı yukarı öyle yapıyor. Tam tersi. Çünkü sizin kamuoyunuzda size baskı yapıyor. Ben geçen sene iki tane yaşadığım şeyi anlatacağım. Bizim açıklama yapmamız gerekiyor. Ben geçen sene iki defa bu konuyla ilgili 3 defa C'ye çıktım. Bir tanesine yanlış bir şey söyledim. 20 defa özür diledim. Hala da özür diliyorum. İnsanlar diyor ki niye boşuna fazla özür diliyorsun? Diyor, belki özür dileme kültürü gelişsin diye özür diliyorum. Yani ömür boyu da özür dileyeceğim. Şeyle ilgili. Kimsenin, bu arada şöyle bir şey var. Yine maalesef toplumun temel sorunu. Özür dileyene, yani bir insan özür dilemişse artık o söz konuşulmaz. Yani. Ve çünkü özür dilemişse zaten etkisi de bitmiştir ki ben 2 gün sonra özür dilemeye başladım. Yani. Ama hala böyle dedi, böyle dedi diyen insanların hepsinin o dedikleri için özür dilemesi lazım aslında. Yani özür öyle bir şey. Çünkü maksatlı kullanıp kötü niyetle bir şey yapıldığı için. Veya benim bir şey için özür dilediğim yerde bir sürü insanın neleri dilemesi lazım. Ama basın da bunu sormuyor. Kardeşim siz de erdemli davranın. Niye özür dilemiyorsunuz diye sorması lazım. Yani ben şey olarak rica ediyorum hesap sorar pozisyonda herkese hesap sorulması lazım. Yani bizlere niye her türlü konuda hesap sorulsun? Şimdi ben dedim ki açıklayacağız dedim. Herkes açıkla açıkla diye hesap sor. Başkaları da dedi. Yani Ali Bey de mesela dedi. Florya'yı açıklayacak. Evet. Yani hiç soruyor musunuz? Veya diğer yöneticiler çıkıp biz şimdi bas bas bağırıp demiyoruz. Ben şu an açıklayacağım için bunu Emin soruyorum. Emin olun Ali Bey'le böyle karşı karşıya gelme ihtimalimiz olsa mutlaka yok, sorarız. Hayır, şöyle söyleyeyim ya. Bir sürü ekranda insanlar var. Veya bunu dediklerinde kaç kişi tarafından aranıyorlar? Mesela ben bir tahkikat komisyonunun bununla ilgili de kurulmasını istiyorum. Onu dedim. Medya yöneticilerini de her şeyi tahkik edilsin. Siz de mesela hemen verin yazıları deyin ki tüm şeyler incelensin. Herkes versin ki vermeyenler azınlıkta kalsın. Bu açıklamanıza yürekten katılıyorum. Dediniz ya temiz eller operasyonu olsun. Siz hemen benden başlansın diyorsunuz ya. Ben de hemen benden başlansın. Medyadan aynen, diyorum katılıyorum size. Bu söylediklerinizde yerden gökte haklısınız. Herkes taşın altına elini soksun. Aynen. Yani dediklerinizde aynen. hiçbir şey yok. Ben de diyorum ki
Çok doğrusunuz. Medya da var bu işin içinde. Ben de medyada benden başlasın. Herkes buyursunlar. Önemli olan burada söylediklerinizin karşılığı var mı? Siz anlamda söylediniz. Evet. Başkaları bu karşılığı alacaklar mı? İşte biz yapalım. Sizinle hemfikirim. Söyledikleriniz çok doğru, çok önemli bir şey. Tırnak içinde söylüyorum. Örgütlü bir yapı dediniz. Bu da bence çok önemli kesinlikle bir şey. Kesinlikle örgütlü. Çok önemli bir itham bu. Yani kesinlikle. Bence gecenin en önemli noktası. Kesinlikle örgütlü. Ama söylüyorum. Nasıl ki siz diyorsunuz ki benden başlasın, diğer kulüp başkanlarına şunlar örnek olsun. Ben de diyorum ki medyada var bu işin ucunda. Medyada da benden başlasın. Burada hemen söylüyorum. Dahil edelim. Harika bir başlangıç olur. Keşke bu temiz eller operasyonu aynen olsun. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Benden başlasın dediğiniz. Herkesin onu demesi lazım. Yani bu şey gibi. Yani ne diyeyim? Bağımsızlık için insan, yani biz sonuçta bu vatanda burada yaşıyor olmamızın sebebi, yani gerçekten bir dava uğruna insanın kendini feda etmesidir ki biz feda etmiyoruz yani. İncelenelim. Evet. Zaten namuslu adam incelenelim demek tam tersi. Oh göbek atar. Aynen. Oh ne güzel. Yani bir sürü iftira da atılıyor. Şu medyacıyla bu yok işte şunlar hepsi sosyal medya. Hepsi incelensin. Dibine kadar yarın dilekçe vereceğim. Hepsi incelensin. Yani ama lütfen sizden ricam o dilekçeyi vermeyenler deyin ki kardeşim vermiyorsan sen kirlisin. Bu çok basit. Bu bir örgütlü şeydir. Yani kirlilikle kastettiğiniz daha açık olur musunuz? Nedir? Yani şike mi var? Sipariş yok, haber mi var? Şu, yöneticiler birilerini mi arıyorlar? Bakın, ne oluyor yani? Çok basit şunu söyleyeyim. Bu işin yani ahlak şu demek. Hiçbir zaman şeyi geçemeyeceksin. Şimdi dediğim gibi siz örneğin Galatasaray'ın ile ilgili bir konu vardır. Galatasaray'la ilgili bir konu için örneğin medya mensubuyla konuşabilirsiniz. Yanlış bir şeydir söylersiniz. Onun da kaydı bulunup dinlensin. Oradaki şey değil. Ama ben bugün onu söyleyeyim. Medya yöneticisini arayamam. Arayamam çünkü onunla ilgili bir konu yok. Çünkü birisi bana bir soru sorduğunda sorusuna cevap verirsem. Ama medya yöneticiyle benim ne alakam var? Niye arayayım yani? Benim bir alakam yok. Doğru. Başkan da olsan yönetici tam tersi hiç görüşmemem gerekiyordu. Yani gerekir. Çünkü yani hakimin reddi diye bir hukukta kavram vardır. Evet. Siz hakimle kendi davanıza bakan bir hakimle yanlışlıkla bir yerde aynı masada otursanız bile hakimin reddi sebebidir. Bir kere konuşmamış olabilirsiniz. Ama hukukun doğru işlemesi için hakim değil başka hakim görevlendirilir. Şimdi ben hiçbir MHK mensubunu, PFDK'yı, o diğer temsilciler kurulumu, öteki kurulumu hiç kimseyi ile konuşmuyor olmam lazım. Konuşanlar var yani. Var tabii ki. Yani yok mu? Evet. Hayır. Yıllardır yani. Konuşanlar veya benle ilgili herhangi bir gizinin konuşmuyor olması. Sahadaki sonuçları etkileyecek boyutta olduğuna mı inanıyorsunuz? Kesinlikle. Niye olmuyor? Şimdi anlatacağım size neler var. Buyurun. İşte dolayısıyla kimsenin konuşmuyor olması lazım. Ben internetten, web sitesinden üyelerin ismine bile bakmam. Kimseyi de bilmem. Diyorum ki hepsi. Bakın sadece benim telefonum değil. Şeyde vardır ne deniyor Turkcell'de. Neyse sizin yanınızda çünkü insanın bir telefonu olmayabilir. Benim bir telefonum var. Yıllardır ama diğer telefon yanımda sinyali veren başka telefon varsa evimde sinyali veren herkesin telefonu. Yani anladın mı? Yanımda sürekli sinyal veren başka. Atıyorum daha demin İskender dedim. Şirketteki şu. Benim daha çok konuştuğum insan kim? Onların telefonu. Hepsini vermeyi taahhüt ediyorum. Hepsini. Çünkü bu memlekette bir şey için ben spora şey yapmamın yani bu kadar motive olmamın bu işi bir şeye götürmeyeceğim yoksa bence boş bir uğraş. Öyle söyleyeyim. Çok iyi taraftar. Çok önemli bir iddiada bulunuyorsunuz. Boş bir uğraş. Niye boş bir uğraş? Çünkü şampiyon olmak falan önemli değil. Bu işin etkisi şu. Bu işin frekansı çok yüksek. Toplumu çok fazla etkiliyor. Toplumun her bireyine gidiyor. Eğitimlisi, az eğitimlisi, az eğitimsizi herkese gidiyor. Toplumun geliştirmesi için çok büyük bir fırsat bu. Topluma şunu, bana şampiyonluktan sonra mikrofon uzattıklarında şunu söyledim. Dedim ki, tek şampiyon olmuşuz yani. Oradaki duygu şeyi, aklıma gelen şey o. Dedim ki, başkasının hakkına riayet edersen, gerçekten ahlaklı olursan, çok doğru düzgün davranmaya çalışırsan, yanlış yapıp yanlışını görünce yanlışından dönersen, çok daha fazla başarılı olursun. Toplumun sadece bu kodunu değiştirsek, yani bizde şöyle bir kod var ya, ya işini bilirsen, yolunu bilirsen başarılı olursun, ahlaklı mahlaklı olursan geride kalırsın. Tam tersi. Bunun tam tersi olduğunu böyle anlatabiliriz. Normalde ben işimde yapmaya çalışıyorum. Orada da, yani mesela kendi işimde ben şey imar geliştirmem. Hayatımda imar artışı yapmadım. Yapmam. 40 yani 26 tane konut projesi yani 26 bin neredeyse konut yapmışım. Ki imar artışı gayri hukuki bir şey değildir bu arada.
belediye başkanı hukukidir. Ama hakkaniyete uygun değildir. Çünkü siz 1000 daire yapacağınız bir yere 1500 daire yaptığınızda şehrin genel planına göre 500 daire fazla koyuyorsunuz. Dolayısıyla o yoldan geçen trafikte kalan herkesin hakkını yiyorsunuz. Ve ben öyle diyorum, günah matik takmak. 60 yıl yiyorsun. Veya okula kaydettiremeyen çocuğun hakkını yiyorsun. Nüfusu arttırıyorsun sonuçta. Evet. Çok bunu yapmayan gayrimenkul şirketi yoktur. Hele bizim büyüklüğümüzde hiç yoktur. En az şu ana kadar yapsaydım, hukuki bir şeyden bahsediyorum, 6000 konut fark ederdi. 6000. İstanbul'da 6000 tane daha fazla arsasına para vermediğim konutum olurdu. Evet. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Son 10 dakika süreyi hatırlatayım, sonra sözünüz kesmiş gibi olmayayım. Pardon sana. O zaman bunu. Yani şunun için bu söylüyorum. Biz bu dövüş değişiklikleri futbol için yapmıyor oluruz. Herkes kendisi sağ olsun Tayfun Bey gibi deyip ben de varım. Ben de veriyorum. Ben de varım. Ben de veriyorum diye derse o bağımsızlık mücadelesi gibi. Ben de bu dava uğruna şey. O zaman şeffaflaşma böyle olur. Yani ahlak anlayışı böyle gelişir. O zaman onu yapmayanların neler yaptıkları ortaya çıkar. Çünkü bunu manipüle edenler, örgütlü yapı bunu yapmayanlar zaten. Bırakalım onlar yaya kalsınlar, dışarıda kalsınlar. Biz tam tersi biz suçlanıyoruz. Yani bu iş böyledir. Ahlaksız zaten yani namuslular da namuslar kadar şey olsa var. Namuslular da namuslular kadar cesur olsa ahlaklılar çok çok cesur ahlaksızlar. Şimdi şeyi anlatayım. Kayıttan gireyim. Evet. Sonra bilgiye geleyim. Şimdi Lale Orta'nın var görüntüsünü Ali Koç'a göndermesi. Konu bu. Bir tane kayıt. Bunun kaydı anlatıyor. Yani kaydı var. Nerede olduğunu da söyleyeceğim. Peki. Ben hukukçuyum sonuçta. Size göstereyim nerede olduğunu şey yapacağım. Şimdi bunlar öyle sokak dedikodusu değil. Onu söyleyeyim. Doğruluğu teyit edilmiş bilgi. Kaydıyla birlikte. Olayın gerçekleştiği tarih 3 Şubat 2023. Lale Orta'nın MHK Başkanı olmasından 5 gün sonra. Riva'daki var odasını biliyorsunuz giriş çıkış kayıt altında tutuluyormuş. Ben bu şeyden sonra öğrendim. Yani isteyen istediği zaman elini kolunu sallayarak girip çıkamıyor. Her girişi ve sebebini TFF'ye, sonradan sordum hangi kurumuna diye, genel sekreterliğeymiş herhalde yanlış değilsem. Ve teknolojik partner Hawkeye'a, yani Hawkeye'ye İngilizce bir ismi olan firmasına bildirmek zorundasınız. 3 Şubat sabahı o dönemin Merkez Hakem Komitesi Başkanı Lale Orta VAR odasına giriyor. Adana Demirspor Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarını izlemek istiyor. Kamuoyu hatırlar, o maçta Hakan'ın attığı çok güzel bir gol vardı. O gol elle oynama gerekçesiyle iptal edilmişti. Fenerbahçe'de infial olmuştu. Ağır baskı altında kalan Lale Hanım maç gecesi bu konuyu VAR hakemi Koray Gencerler'e soruyor. Bu golü neden iptal ettin diye. Koray Gencerler de bir açıdan elle teması çok net tespit ettim diyor. Elle teması gösteren o kamera açısı sadece VAR odasında bulunduğu için Lale Hanım ertesi sabah VAR odasına gidip yüksek kale arkası büyütülmüş görüntü. Yani yüksek kale arkasından büyütülmüş görüntüyü cep telefonuna kaydediyor. Şimdi şunu bilmek lazım. Yani VAR odası kayıtları yönetmelik gereği, bunu da söyleyeyim, bir sene boyunca saklanıyor, silinemiyor. Yani bunun kaydı TFF'de ve bu Hawkeye firmasında var. Lale Orta'nın 3 Şubat sabahı VAR odasında yaptığı ziyaretin kayıtları incelensin. Bakalım Sayın Orta'nın VAR odası görüntüleri cep telefonunda kaydetti mi veya o görüntüleri ne yaptı? Bu anlar kayıtlarda var mı? Şey olarak görürsün. Girdiği şey olarak kesin. Ve kaydı da. İş bundan sonra daha da tuhaflaşıyor. Lale Orta bazı hakem arkadaşlarına bu görüntüleri gösteriyor. Diyor ki ben bu görüntüleri Ali Koç'un cep telefonuna yolladım. Kendisi o açıyı görünce ikna oldu elle oynamaya. Ama bu saatten sonra bunu taraftara anlatmamız zor diye demişler. Yani bu kısmını bilmiyorum. Ama yani kayıt var, ben o kısmını şey yapıyorum. Bu bir ifade sadece. O maçta Mert Hakan'ın elle oynadığını gören VAR hakemi Koray Gencerler 1,5 ay maç almadı biliyorsunuz. Ve üstelik bu pozisyonla ilgili Lale Orta yayıncı kuruluşta yayınlanan bu kuralına göre programında ciddi hatalar olmadığını da maçla ilgili vurguladı. Ama neden bu hakeme böyle bir ceza verildi? Bu ayrı bir şey. Sonradan bu hakemlerden nasıl doğru karar vermesini bekleyeceksiniz. Böyle bir şey bilip de. Ya da bir kulüp başkanına cep telefonundan kozmik odayla eşdeğer bir şeyin gizlilikteki VAR odası görüntülerini gönderen bir MHK başkanının tarafsızlığını nasıl şey yapacaksınız? Bu çok çok vahim dediğim şeyden bir tanesi. Bu çok çok vahim. Ve bunun başka maçlarda olmadığını nereden biliyoruz? Dolayısıyla TFF'ye ben buradan çağrı yapıyorum. Geçmiş gün çünkü hakikaten gelişim noktasında da adımlar atıyor şey TFF. Eksik olan bir sürü konu var. Eksikleri zaten eleştiriyoruz. Burada geçmişe yönelik tüm o
şeylere bakılsın. Belki başka maçlarda da oldu. Bilmiyorum yani. Normal 3 Şubat 2023'te o dönemin Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Lale Orta görüntüleri Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a gönderdi diyorsunuz. Evet, iddia bu. Evet. Sonra dedi ki buraya çok Lale Orta bir de çok girmediği bir yermiş. Yani var odası öyle mahrem bir alan. Yani ondan sonra bir iki defa girmiş. Öyle şey de var. Neyse. Bu görüntü biliyorsunuz beyinde yok. Verilmiyor yani. Özette de verilmiyor. Amerika'daki beynin şeyinde var, yayınında var. Yani İngilizce. Hatta onun spikeri benim İngilizce duyduğum eğer o maç spikeriyse başkası tekrar onun üzerine kayıt olarak bir şey söylemiyorsa maç spikeri daha pozisyonun ilk tekrarında el yok falan diyor yani. Yani normalde spikerlik kuralı uymayan bir şey. Kasıtlı mı beyin sporta? Bilmiyorum. Yani kasıtlı olduğunu emin olmadan bir şey söyleyemem. Evet. Ama ben mesela daha biraz sonra yayıncı kuruluşla ilgili çeşitli grafikler göstereceğim. O bir veri. Fact varsa bir şey söyleyebilirim. O yüzden hani şey hak yemek istemem. Evet. Şimdi bu Lale Hanım'ın yayıncı kuruluşu aramasında da farklı bir nokta var. Biliyorsunuz bu yayıncı kuruluşu programdan sonra sorumlu müdürü arayıp Galatasaray Kasımpaşa maçının bu son dakikalardaki gerçekleşen pozisyonla ilgili işte konuyu biliniyor. İşte aranıyor, VAR'dan görüntüyü çıkarıyor. İşte onu yani diyor ki benim makam olarak yetkim var, halbuki yok öyle bir şey. Yani VAR'dan görüntü çıkarma, eğitimle ilgili, şeyle ilgili yetkisi var. Sadece başkası, izleyebiliyor. Federasyon başkanı ve mahkeme başkanı. Aynen. Ve ondan yönetim kurulu kararı olması lazım ki bir de şunu var. Buradaki olay eğitim ya da kendi içinde kalacak boyutta bir yetki. Yani VAR odasından Türk futbolunun en üst otoritesinin onayı olmadan başka bir kurul gönderilip ilgili kurumun kendi işleyişine bir kulüp aleyhine müdahale anlamı taşıyan bir olay. Yani bir görevi kötüye kullanma şey var. Biz bundan sonra nasıl böyle bir şey olabilir diye şey yaptık. Bir de burada bir şey daha söyleyeceğim. Peki bu da bir soru ama bize farklı bir bilgi geldi. Yani konular ve kayıt ya. Kayıtı söyledim. Bir tane daha şey bir ufak bir kayıt daha var ama konuları da bahsediyorum şu an. Sen MHK Başkanı bu olayın ardından aynı şekilde yayıncı kuruluşun yeni program müdürü Tarık Dağlı'yı aramayı sürdürmüş müdür? Bunlar da incelensin. Yani sonuçta aradıysa onun da telefon kaydına ne deniyorsa orada şey var. Bize gelen bilgi ne yazık ki yani bu müdahale son bulmadı. Yayıncı kuruluş görevleri değişse de devam etti. MHK Başkanı o zaman aradı. VAR'dan çıkardığı görüntüleri yayıncı kuruluşa göndererek oradaki hakemler bu söylediklerini düzelsin diye talimat veriyor biliyorsunuz. Yani naçizane oradakileri de tebrik ediyorum. Dik durmuşlar o konuda. Karakterli duruşları nedeniyle. Kurum yetkilisinin kendilerine getirdiği görüntüyü de gördüklerinde bu görüntü itibariyle de pozisyon kırmızı kart diyorlar. Bizim görüntüleri bizim maçtaki görüntüleri gösterince Lale Orta bu konunun ardından biliyorsunuz görüntüleri Mehmet Büyükekşi'ye gösteriyor. Bize manipülasyon yapıyorlar, ediyorlar falan diye iddiası o. Bakın bu kısmı bu açıdan vermiyorlar, şöyle yapıyorlar diye. Biz de bunun üzerine şey yapmıştık. Yani nasıl olur da böyle bir şey yapılır? Bir tane buradaki bizim maçımızda falan. İşte ben maddeyi okuyorum şimdi. Futbol oyun kuralları maddesini. Bunun aynısını TFF Başkanı'na işte o zaman Müslüm Bey'e şey yaptık. Dedi ki bu zaten öyle olmasa da kırmızı kart. Size bu şey yaptım. Baktım ki Sayın Mehmet Büyükekşi'ye bu bilgiyi vermemiş Lale Hanım. Yani aslında bu pozisyonun o açıdan gösterilse de gösterilmese de kırmızı kart. Çünkü teşebbüs kırmızı kartla şey yapıyor. Kuralı şey okuyorum. Faul, fena hareketler, kırmızı kart gerektiren ihlaller. Şiddetli hareket. Şiddetli hareket temas olup olmamasına bakılmadan. Yani zaten buradaki şey konuşuyor. Temas yok. Bakın öyle. Temas olup olmamasına bakılmadan. Top için müdahale etmezken bir oyuncunun rakibine veya takım arkadaşına, takım görevlisine, maç görevlisine, seyirciye veya diğer bir kişiye karşı aşırı güç veya gaddarlık kullanması ya da kullanmaya teşebbüs etmesidir diyor. Yani burada suçun unsurları sayılıyor. Dedim ki Sayın Büyükekşi'ye ya bundan önce bir tekme salladığı var Donk'un. Onu gösterdi mi? Onu göstermemiş. Yani federasyon başkanından mı saklamış? Federasyon başkanını manipüle ediyor. Vay be. Yani kendisi manipüle etmekle suçluyor. Normalde siz hakemsiniz. Hakem olarak ne yapmanız lazım? Yok pardon. Ne yapmanız lazım? O pozisyon bir bütün. Önce bir şey yapıyor. Ayak sallıyor. Yani bir tekme sallıyor. Ondan sonra koşuyor koşuyor. Basmaya çalışıyor. Başlamıyor. MHK başkanlığının anlatımı. Ya burada basamadığı için kırmızı kart yok. Bak bizi manipüle ediyorlar. İşte bizi şey yapıyorlar diyor. Yani yanlış aksettiriyorlar konuyu.
ne öncesindeki olayı ne onu şey yapmış yani. Böyle bir manipülasyonun çok daha şeyi var. Büyüğü var konuda.